Ekranda görmüş olduğunuz bu fotoğraf, İstanbul'da denize düşen uçağın son fotoğrafı. Peki bu uçağı enteresan yapan şey ne? Haydi videomuza geçelim. 30 Ocak 1975 tarihinde Türk Hava Yolları'na ait F-28 Fokker Fellowship tipi Bursa uçağı İzmir'den havalanıp normal bir şekilde İstanbul'a kadar geliyor. Marmara Denizi Florya üzerinden alçalarak son yaklaşmasını yapıyor. Teker koymaya çok az bir süre ve mesafe kala havaalanında elektrikler kesiliyor. Dizel jeneratörlerin devreye girmesi 30 saniye sürüyor. O sırada uçak pisti göremiyor, pilot pisti kaçırdığını, Marmara Denizi üzerinden tekrar dönüp iniş yapacağını söylüyor. Bu noktada uçağın hareketi gece olmasına rağmen tamamen VFR, yani aletsiz, sadece görerek. İnişe yardımcı sistemler olmadığı için ve elektrik kesintisi yüzünden pist görülemediği için pisti pas geçiyor. Uçak kısa bir süre sonra radar ekranından kayboluyor. Bilinmeyen bir sebepten ötürü Marmara Denizi'ne çakılıyor. Kazada resmi kayıtlara göre 41, gayri resmi kaynaklara göre ise 42 kişi var. Yolcu listesinde olmayan bu gayri resmi kişi hostes Leyla Önal'ın 1 yaşındaki kızı Elif Önal. Neticede yolcu ve mürettebattan kurtulan olmuyor. Ölenler arasında Seyyal Tener'in kız kardeşi hostes Serap Özşahin ve Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu da bulunuyor. Bu olayı bir de o gün havalimanında çalışmakta olan bir abimizin ağzından dinleyelim. Tescil adı TC Jap, ticari adı Bursa, filonun ikinci F-28 uçağı. 30 Ocak 1975, Perşembe günü saat 18 civarında İzmir'den İstanbul'a TK-345 sefer numarasıyla hareket etti. O gün ben 15-23 postasında teknik kontrol teknisyeni olarak görev yapıyordum. Hava saat 17.30 civarında kararmış, 18'de başlayan akşam yemeğinden 18.30 gibi ofisimize dönmüştük. Hava çok soğuk, yağmurlu, fırtına şeklinde rüzgarlı ve kara bulutlar oldukça yere yakındı. Havalimanının üzerinde tam bir orajlı hava vardı. Teknik kontrollük ofisimiz en eski çelik hangarın sol ön tarafında bulunuyordu. Yemek paydosu henüz devam ettiği için ofiste sohbet ederken elektrikler kesildi. Havalimanı zifiri karanlık içinde kaldı. Her yer karanlık içinde kalınca hepimiz konuşmayı kestik. El fenerlerimizi yakarak ofisi biraz aydınlattık. O tarihlerde elektriklerin kesilmesi sık karşılaştığımız, yani kanıksadığımız bir olaydı. Havalimanının emergency jeneratörü 30 saniye içinde devreye girerdi. Yeniden aydınlatılmayı beklerken hangarımızın hemen karşısında olan 2406 pistinden yüksek takatta motor gürültüsü geldi. Pist aydınlatmaları da elektrik kesintisinden nasibini aldığı için inişte olan bir uçağın inişten vazgeçip go around modunda pas geçtiğini anladım. Hemen hangar önüne çıkıp piste baktık. Pas geçen uçağın Ataköy üzerinden yükselirken kırmızı çakar ışıkları görülüyordu. Uçak İzmir'den gelen F-28 TC Jap'mış. Bu esnada jeneratör devreye girerek pist ışıkları dahil emergency ceryanının bağlı olduğu her yeri aydınlattı. Pas geçen F-28 gözden kaybolunca piste giriş bekleme bölgesinde kalkış için izin bekleyen Pan Amerika'nın Boeing 707'si pist başına gitmeye başladı. Panam'ın Boeing 707'si az sonra pistten girip Ataköy yönünde kalkış yaptı. Biz Boeing 707 kalktığı için pas geçen uçağın kısa süre sonra gelip iniş yapmasını beklerken üşüdük. Tekrar ofisimize döndük. Ofise döndükten tahminen 15 dakika sonra teknik kontrolün hemen yanındaki vardiya şefliğinin telefonu çaldı. Arayan uçuş kulesiydi. Az önce inişten vazgeçen İzmir uçağımızın telsiz konuşmalarına cevap vermediğini, bu nedenle alarm ilan edildiğini bildirdiler. Bu haber bomba düşmüş gibi şok edici bir durum oluşturdu. Evet, maalesef uçak Marmara Denizi'ne düşmüştü. Fırtına ve deniz dalgaları dinmiyordu. Kazanın ertesi günü deniz kuvvetleri kurtarma gemileri erkenden ambarlı açıklarında çalışmaya başladılar. Dalgalar öylesine kuvvetliydi ki gemiler demir tarıyorlar, karaya vurma tehlikesinde çalışıyorlardı. Bütün bu zorluklara rağmen gemiler ve personeli inatla kurtarma işlemlerine devam ediyorlardı. Uçağın yerinin sonar cihazıyla tespit edildiği söyleniyordu. Uçak sahiller 2 mil kadar uzakta ve 80 metre kadar derinlikteydi. Denize indirdikleri dalgıçlar istedikleri noktada kalamıyorlar, devamlı çevreye savruluyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir dalgıç çok zor durumda kalmış ve baygın olarak gemiye çıkarılmış. Sonradan ölümden döndürüldüğünü öğrendik.
hava muhalefeti devam ettiği ve sonuç alınamadığı için kurtarma çalışmalarına son verildi. Zaten kaza kurbanlarının artık hayatta kalma şansları da kalmamıştı. Uçak enkazı ölüleriyle birlikte bugün hala Flore Deniz Köşkü'nün 3 mil açığında 75 metre derinliğinde tüm matemiyle yatmaktadır. 42 beden arasında sadece birkaçına ulaşılmıştır. Onlar da Yalova gibi yerlerde kıyıya vuran cesetlerdir. Bunun dışında enkaz kurtarılmaya dair en ufak bir girişim olmamıştır. Hatta kaza nedeni bile araştırılmamış, kazanın kara kutusuna ulaşılmak istenilmemiştir. 42 yıl aradan sonra uçak düştüğü gibi orada durmaktadır. Enkaza halen dalış yapılması yasaktır. Fakat Flore avcılar arasındaki bütün balıkçılar bu enkazın yerini bilir. Çünkü sürekli ağlarına uçak parçaları takılmaktadır. En son geçtiğimiz yıl 200 kiloluk şu uçak parçası balıkçılar tarafından çıkarılmıştır. Peki kazanın sebebinin araştırılmamasının, enkazın çıkarılmamasının sebebi nedir? Bildenburg'un fikir babası ve kurucusu Hollanda Prensi, Hollandalı Fokker uçak firmasının sahibi Prens Bernhard, Türkiye'ye 5 adet Fokker F-28 tipi uçak satar. F-28'lerin ilki kısa bir süre içinde 24 Ocak 1974 İzmir uçak kazasında düşer. 30 Ocak tarihinde Türkiye sınırları içinde ikinci F-28 düşünce olayın üstüne gidilmez. Sadece uçakların lanetli olduğu ilan edilir. Zaten 4 yıl sonra 23 Aralık 1979 Ankara uçak kazasında 3. F-28'e düşecektir. 79'dan sonra düşmemiş olan 2 adet uçak seferden kaldırılıp yurt dışına satılır. Kısa bir süre sonra bu 2 F-28'de düşecektir. Çoğu araştırmacı Türkiye'ye sus payı ödendiğine inanıyor. Zaten bu kazadan 2 ay gibi bir süre sonra Çeşme'de Türkiye'nin 2. Bildenburg toplantısı düzenlenmiştir. Süleyman Demirel o toplantının katılımcı listesinde adı olmasına rağmen toplantıya katılmadığını iddia etmektedir. Bu kazanın tüm detaylarının anlatıldığı bir de kitap yazılmıştır. Cenk Kayakuş'un yazdığı bu kitabı merak ederseniz açıklama kısmına linki koyuyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ekranda çıkan bağlantı adreslerine tıklayıp diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.